Değerli seyircilerimiz, Restoran TV'ye hoş geldiniz efendim. Zirvedeki restoranlar ve zirvedeki şeflerle birlikteyiz. Bugün yine tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, tatlı tatlı konuşalım. Ama ne güzel değil mi o tatlı sözleri duymak, tatlı. Bakın her seste bir tatlılık vardır. Tatlı tatlı konuştuğunuz zaman ama. Kötü kötü konuştuğun zaman da her seste bir kötülük de vardır. Biz bugün tatlı yiyeceğiz, tatlı konuşacağız. Çünkü tatlı yapacağız. Ne yapacağız? Çok ilginç bir şey. Salep sever misiniz? Bayılırım. Kış aylarında en sevdiğim şeydir salep. Aslında kalorisi biraz yüksek ama haftada bir içebilirsin. Şöyle tatil gününde soba yok ki soba yanında diyecektim. Olanlar ne güzel sobalarının yanında sıcacık saleplerin üstü tarçınlı. Demek keyfine. Efendim değerli şefim, sevgili şefim zirvede. Evet, Utku Sezer. Utkucuğum hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Bugün ben tatlı iyiyim, mı yapacağız? Evet, bugün kendi tarifim olan saleple kırmızı katife profiterollerden yapacağız. Oo, kendi tarifin. Geleyim mi yanına? Evet, tabii ki de. Buyurun. Evet, kendi tarifin olunca tabii ilgimi çekti. Aferin. Demek ki düşünüyorsun ve düşünüp üretiyorsun. Tabii artık gastronominin geniş alanı bayağı yayıldığı için hani mecbur artık üretmek zorundasınız. Üretmezseniz hep geride kalırsınız ve yönetilirsiniz. Çok güzel. O yüzden... Kitap yazmayı düşünüyor musun? Yapmış olduğun tariflerle ilgili. Yani onlar biraz daha nasıl diyeyim, restoran, 5 yıldızlı restoran tabakları olduğu için hani sunumları biraz daha böyle ileride az porsiyonla daha çok. Daha çok gençsiniz zaten. Daha çok gençsiniz. Bu soruyu sormam için erken ama aslında hiçbir şey için erken değil. Çünkü biz çocukluk yaşımızdan itibaren ne hayal edersek biliyorsun ona kavuşuruz. Sen böyle ileride restoranda bir yemek yapmayı ya da bir restoran sahibi olmayı falan düşünmüş müydün çocukken? Tabii. Aa. Ciddi mi? Evet, gerçekten. Böyle ya aslında, ben elime mikrofon alıp şarkı falan söylermişim ya da bir şeyler okurmuşum. O işleri yapıyorum şimdi de. Şöyle, küçükken aslında benim hayallerim daha başkaydı. Neydi? Hani aşçılık dışında ben asker olmak istiyordum aslında, savaş pilotu. Tabii benim, aman iyi ki aşçı oldum, boş ver savaş pilotu. Ne yapacaksın? Annen üzülürdü. Ya tabii orası da öyle ama işte yine yolumuz kek yaparak aşçılıkla başladı. Yani tamam. Kesişti böyle. Harika. Şimdi bakalım yani. Hadi bakalım. Bakayım şimdi, nasıl yapacaksın? Salep şu mu? Hayır, salep, şu. Şu mu salep? Aynen. Ver bakayım bir koklayayım onu. Tabii ki de. Salep çok güzel, kokusuna bakacağım nasıl? Ah. Alıp güzel, başka böyle diyarlara götürüyor. Tam kışı. İlk defa salepli bir şey yapacağız. Hadi başla. Tabii. Bu tereyağı mı sana yağ mı? Yani bu... sana derken tabii adını söylüyorum eski hep öyleydi. Margarin mi? Evet. Bu margarin. Onun alternatif olarak tereyağla da yapabilirsiniz. Tamam, tereyağla. Şimdi öncelikle ben bu arkadaşları bir yanıma alayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar derken ürünlerden var. Biliyorum. Şimdi öncelikle 1,5 su bardağı suyumuz var. Bunu bir tencerenin içine alıyoruz. 1,5 normal su bardağı. Aynen, bu normal su bardağı. Hı hı. Ve içine yaklaşık 110 gram margarinimizi katıyoruz. Bunu isterseniz tereyağla da yapabilirsiniz. Margarinle yapmamız daha mı tutucu olmasını sağlar? Gel gidelim oraya ocağa. Şimdi şöyle, genelde pastacılıkta... Ben açayım hatta şunu, sana yardım edeyim. Evet. Tabii. Şimdi genelde pastacılıkta tereyağı fazla kullanılmaz. Çünkü tereyağının daha çok... Dağılıyor. Aynen, hem dağılıyor... Kıyır kıyır. Evet, aynen, bu doğru. Tutar. Margarin. Evet, o yüzden pastacılıkta margarin kullanıyoruz. Öğrendik. Margarin, evet. Şimdi... Şu en sevdiğim suyumuzu... çikolata. Beyaz çikolata değil mi? Bu çikolata mı? Evet, fil dişi çikolata. Yani beyaz çikolata. Evet, çok güzel. Onunla da üstüne sos yapacağız. Normalde profiterollerde normal siyah çikolata kullanılır, bitter çikolata. Biz bugün beyaz çikolata ile yapacağız. Şimdi önce suyumuzu ve tereyağımızı ısıtıyoruz ki içinde margarinimiz erisin, tereyağı dedim. Zaten o ericik, biz senin orada sohbet edelim. Aynen. Okullu musun, alaylı mı? Ben okulluyum. Okullusun. Şu anda daha okuyorum hatta. Hatta. Öğrenciyim. Özel bir üniversitede 3. sınıf öğrenciyim. Gastronomi okuyorum. Güzel. Ortaokul, lisede, normal lise ortaokul mu okudun? Tabii canım, ortaokul ve liseye olan kadar kısım normal okul hayatım. Lisede işte 7. sınıfta ben kek yaparak bu işe başlamaya karar verdim. O yüzden lisede nerede turizm... Nerede kek yaptın? Evimde yaptım. Evde yani... kek ya, herkes çok beğendi. Tabii onu biraz da annemin yardımı falan oldu, orası ayrı da. Bunu sen de, mi istedin kek yapmayı yani evde şimdi dururken? Annene misafir gelecek. Anne bir dakika ya, keki ben yapayım. Bir de öyle mi dedin yoksa? Yok. Annen gel oğlum şuradan bir kek yap da bana da yardım et mi dedi. Annem yapıyordu. Ben de gördüm, atıldım tabii yanında. Hani nasıl yapıyor falan. Hoşuma da gitti aslında. Çırpıyorduk yani, makineye basıyorduk. Fazla da bir şey yapmıyorduk ama. Bir de onun merak dışında benim ailemde tek aşçı büyük babam.
Onunla beraber köyde falan hani beraber genetik yemek yaptığımızda hani o yapardı daha doğrusu, ben yapmazdım da onun yanında giderdim, böyle izlerdim, çok hoşuma giderdi. Genetik var işte. Evet. Tabii. Öyle boşuna olmuyor bu işler. Büyük baban aşçı mıydı köyde? Öyle yok miydi? Köyde değil. Şu anda nerede? Köyde yaşıyorlar artık. Şu anda köyde. Burada mı? Nerede yaşıyordu? Normalde İzmit'te yaşıyorlardı. İzmit'te aşçıydı. Aynen. Orada daha sonrasında emekli olunca köye yerleştiler. Şimdi köyde bir güzel hayat sürüyor. Bolu Mudun mu? Hmm, Bolulusun sen. Aynen, ben bütün aşçılar da oradan çıkar zaten. Vallahi yani. Öyle derler. Evet, seviyorsun. Tatlı yapmak daha mı cazip geliyor? Pastacı mısın? Pastacı değilim aslında. Sıcağı çok seviyorum ama pastada ayrı bir yeteneğim var. Hani daha doğrusu şöyle diyeyim. Ürün geliştirmede çok açık bir sektör bence pastacılık. O yüzden hani benim işime geliyor yani. Daha kolay şeyler üretebiliyorum. Güzelce onu ısıttık, evet, şimdi. Evet, bunlar içinde eridi. Yağ ve su 1,5 bardak. Suyun içinde 110 gram mı? Kaç gram? Aynen, 110 gram. Ben unutmadım. Aferin bana. Evet. İçine az bir şey tuz ekliyorum. Yaklaşık bir yarım çay kaşığı kadar. Sonra? Ve içine bir gıda boyası ekleyeceğiz. Zararsız mı? Zararsız tabii ki de. Peki, gıda boyası. Sektörde kullanılan. Sektörde kullanılan. Fazla değil. Bunların sıvısı da oluyor, tozu da oluyor. Aa, kıpkırmızı hemen oldu. Hemen kıpkırmızı oldu. Evet. Harika bir renk. Kırmızı da ne güzel bir renktir değil mi? İşte değerli adı üstünde. Kırmızı kadife. Bak. Bunun altında birazcık kısalım. Hakikaten de öyle. Nar çiçeği kırmızı ile şarap rengi bir araya geldi değerli seyirciler. O kadar güzel bir renk şu an. Şimdi içerisine kaynadıktan sonra ve içinde eridikten sonra margarinle. Ne bu? Unumuzu katıyoruz. Ama yavaş yavaş. Hepsini mi? Pat diye. Dur. Bu alır. Hamur elde edeceğiz biz burada. Anladım. Fütür fütür olmasın diye. Aslında aynen. Siz bunu makinelerle falan mı karıştırırsınız? Ya aslında yok. Bu ocakta piştiği için şu anda böyle bunu olacak. Yapanlar direkt ocakta yapılır. Peki, bunun içinde yaklaşık bir su bardağı artı bir su parmağından bir su bardağından iki parmak daha eksik bir un şey katıyoruz. Dur ben şöyle şöyle. Değil mi? Annem böyle yapmıştı. Bak içinde unları ziyan etme. Evet. Teşekkür ederim. Tabii rica ederim. Sıcak oldu. Aslında bizim bir şeyimiz vardı. Nerede o? Göremiyorum. Hiç sıkıntı değil. Ben böyle gayet iyiyim. Çok güzel oldu hamur. Gerçekten harika. Yani sadece yağ, su, sıcak suya koyduğumuz un da hiç öyle topak topak da olmadı. Yok, zaten bunu ezerek yaptığımız için içindeki şeyler, pütürcükler gidecek. Ve bunu kavuracağız unun kokusu çıkması için. Eğer kavurmadan yaparsak hep un kokacak. Ve bu da tatlımızı... Niye tahta kaşıkla yapmıyorsun? Tatlı daha iyi olmaz. Aslında tahta silikonla daha yapmak iyi daha iyi. Aynen. Çünkü biraz oynaması gerekiyor. Ezmek daha kolay oluyor. Tahtayla daha zor oluyor aslında. Olabilir. Bir silikon kaşık. Kullandığım kaşığını da spatulasını kullanmadım. Aynen, spatula, silikon aha. Genelde daha rahat oluyor bizim sektörde. Bunu iyice kavuracağız. Kavurduğunu da nasıl anlıyorsun? Nereden anlıyorum? Hafiften dibi tutmaya başlıyor. Şimdi normalde gıda boyası eklemediğinizde şu rengi de aynen. Şöyle şöyle yapsana. Yok yok, kazımanıza hiç gerek yok. Bunlar zaten hemen çıkan şeyler. Şu anda un kokuyor. Unumsu bir koku. Sadece un daha henüz kavrulmadı. Evet, kavrulacak. Daha şekeri yok, salibi yok. Şeker koyuyor musun? Şu hamuru yapıyoruz şu anda. Şu hamurunda şeker olmuyor. Şu tuzlu hamur. Bir hamur sanki oluyor. Sanki Çince bir şey söyledim. Fransızca. Şu ha, öyle mi? Olabilir. Evet. Bu tatlı Fransızlara zaten, ait. Zaten Fransa'da daha çok tatlı ve pasta yapımı var. Evet. Onun için şu hamuruymuş. Şu hamurunda tuz kullanılır. Kremasına şeker kullanılır. Tuzu da fazla olmaz yani. Hani tuzlu bir şey yediğinizde şey olmaz. Sadece hamurda boşluk olması. Hani tatlı öyle bir mi? Boşluk tuz, olmaması onu için. Onu mu sağlıyor? Aynen. Aa, çok güzel. Ki yarım kaşık dedin değil mi sen az önce? Aynen aynen. Yarım çay kaşığı kadar. Fazla koymanıza gerek yok. Tuzu hissetmeyin. Sadece dengelesin tadı yeter. Şu anda ben herhangi bir yanık kokusu almıyorum daha. Yok. Ama bu oldu artık. Kavruldu. Öyle mi? Aha. Şunu kavruldu. Yan ocağa alalım. Alalım. Bunun da altını kapatalım. Yalnız elin yanacak seni. Yo yo, zaten bunu şimdi buradan alacağım. Bunu lazım mıydı şu? Onu lazım mı sana? Kullanırız sonra. Lazım da. Şimdilik düştü. Değil. Yere düşen şeyleri yıkıyorum. Evet. Ve
Gerçi bizim yerlerimiz o kadar güzel siliniyor ki tertemiz. Hakikaten öyle. Her program sonrasında, öncesinde yerler mis gibi silinir. Mutfağımızda da öyle, evdeki mutfağımızda da öyle. Yerde mümkün olduğu kadar halı falan bulundurmayın. Çünkü değil mi, bunlar sıçrar, bir şey olur. Tabii. Bir de temiz olması gerekiyor. Şimdi hamurumuzu soğuması için... Çok güzel bir renk oldu. Evet. Tabağı alıyoruz. Hı hı. Şöyle koyayım, düşmesin oradan. Teşekkür ederim. Hamurumuzun soğumasını beklememiz lazım. Aynen. İçine karıştıracaksın, yumurta falan. Yumurta katacağım. Yumurta katacağım için eğer şu anda katarsam yumurtalar pişecektir ve yumurta kokacaktır. Kaç bunu yumurta? İstemeyiz. Bunun içine ortalama 5 küçük yumurta girecek. 5 küçük yumurta? Aynen. Eğer büyük kullanırsanız yumurtalarınızı daha az kullanabilirsiniz. 4 tane falan. Bunu böyle koyuyorum. Bu şimdi soğuyacak. Biz orada ne hazırlayalım? Aynen. Biz şimdi kremasını yapacağız bu arkadaşın. Peki. Bu arkadaşın kremasını yapacağız. Evet. Çiğden mi yapacağız? Hayır, pişireceğiz. Ama şimdi orijinal şey şunu yapacağız. Şunu ben temizleyeyim ister misin? Zor mu olur? Bunu temizlemek çok zor. Yani evet, çok biraz zor. Suyla su koyayım, yumuşatmak lazım. Bu bizim işimiz değil. Peki, buyurun. Hemen bir tencere daha alayım. Hemen bir tencere daha alıyoruz. Hangisini alıyorsun? Daha küçük bir tencere. Ne? Bu da işimizi görüyor. Burada bir sürü tencereler var sevgili seyirciler. Aşağı görmeniz lazım. Harikulade tavalar, tencereler bol bol. Şimdi kremamızı isterseniz yapmak için önce bir sütümüzü ısıtmamız gerekiyor. Bu orijinal Fransız kremasıdır. Pastacı kreması. Açıyorum. Evet. Pastacılar Kralı vardır. Seyreder misin arada? Seyrederim. Nasıl şeker bir adam o? Ha? Gerçekten. Çok da iyi işler yapıyor yani. Evet. Çoluğu çocuğu hepsini yetiştiriyor. Koy. Evet. Şimdi evlenmeyi düşünüyor musun ileride? Daha çok gençsin tabii. Ya tabii. Hedefim düşünürüm var. Diyorsun. Hedefim evlenecek. Ne güzel. Tabii. Evet. O zaman hanımı da pastacı seç. Açın bir pasta. Yok ya, aşçılık hani tabii ki de kısmet ne olur bilinmeyiz ama hani pek aşçı ve eş istemiyorum açıkçası. Öyle mi? Bu ne? Bu salep. Salep. Salep'i şimdiden koydun daha pişirmeden. Aynen, bu biraz toparlanmasını istiyorum. Peki. Tüzüğü, tencerenin içine yaklaşık 3 su bardağı süt koydum. Ve 15 gram yani ortalama bir yemek kaşığı kadar da salep koyuyorum. Böyle karıştırayım mı bunu? Evet, siz onu karıştırın. Ben de burada geri kalanını yapayım. 15 gram mı dedin salebi? Salep 30 gram. Ha, 30 gram. Ortalama hani bir yemek kaşığı yapıyor böyle. Bir yemek kaşığı salep. Hep gram çalışıyorlar ya çocuklar, o yüzden tabii. Evet. Evet. Ben hemen şuradan bir tane daha. Böyle karıştırmama gerek var mı? İlk başta şeyde evet var çünkü karıştırmazsanız. En sevmediğim şey ama yapacağım. Salep tortu olarak kalıyor. Açılmıyor. Ama şarkılar söyleyerek değil mi? Evet. Ne güzel, evet. Çok güzel. Şimdi kremanın geri kalanı için bir kasenin içine 2 yumurta sarısını koyuyoruz. Onlar büyük yumurta, küçük aynen değil. Gördüm. Normal yumurta yani, evinizde normal hangisini bulursunuz? Oradakiler küçük ama vallahi nereden buldun onları? Küçük yumurta diye satılıyor. Onları özel getirdim. Özel getirdim. Evet. Güzel, şimdi onları içine koydun. Daha sonra içerisine 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker koyuyorum. Şunları gram, önce 170-180 gram falan. Grama varsa ne güzelse, bir tane almak lazım. Böyle gram gram ölçeceksin değil mi? Küçük. Aynen, ben zaten evde genelde ki pastacılık ürünleri aslında tartılmadan yapılmaması gereken bir şey. Çünkü aynen gramajları çok, yani çok ufak bir şey bile çok değiştirebiliyor tatlıyı. Çok güzel görünüyor. Şöyle şekerle hafif yumurta sarısını çırptım. Çünkü şekeri direkt üstünde bırakırsak şeker yumurta sarısını pişirecektir ve bunu istemiyoruz. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı nişasta. Nişasta. Aynen. Ve 2 tepeleme yemek kaşığı unum var. Onları ilave ediyorum. Ve bunları karıştırıyorum, bir çırpıyorum. Bunlar çok katı olması gerekiyor. Kum gibi olacak yani. Bunu evet sütle beraber açacağız, temperleyerek. Orijinal Fransız krema pastası, pastacı kreması. Bu sütle kreması mi? Aynen, salepli sütle salepli açacağız. Salepli sütle açacağız. Şu anda hafif böyle koyulaşıyor gibi de geliyor bana, doğru aynen mu? Aynen,
koyulaşır çünkü salepin bağlayıcı bir özelliği vardır. Daha yoğunlaştırır. Bunu sen gerçekten kendin mi buldun? Yani böyle bir şey düşünerek sen yarattın değil mi bu evet. tarifi? Evet, bunu ben kendim yarattım. Zaten profiterol bildiğimiz var olan bir tarif. Ben sadece üstünde birazcık oynamalar yaptım. Tamam. Aslında bu benim sınavımdı. Sınav için ben genelde sınavda, okulda kendi tariflerimi uygulayan bir insanım. Hani var olan bir tarifi gidip yapmam. O yüzden mümkün olduğunca araştırırım, geliştiririm. Kaynıyor, şu fokur fokur. Tamam, kaynadı, kaynarsa alalım bunu ocaktan. Dur, kapattım. Evet. Harika oldu. Bir kepçeyle bunu temperleyerek yumurtalı... Ver bana bir kepçe, ikinci de. Ne yapacağım bunu şimdi kepçeyle? Karıştırıyor bunu muyum? Bunu alalım. Dur, çok sıcak. Yok, hiç sıcak değil. Bizim... Maşallah. Bir başka hiçbir şey ustalarımız şey der, elin yanacak der. Yanmazsa öyle. Yapamazsın der. Ya elin yanacak, yemeğin dibi biraz tutacak. Evet. Usta aşçının, evet öyleymiş. Şimdi sizden ricam. Evet. Bunu yavaş yavaş bu sütün içine dökün. Tabii. Temperleyerek, bu işleme de temperleme denir. Aynen, siz dökün, ben çırpayım. Birden dökerseniz hepsini, yumurtalar pişecektir. O yüzden mutlaka temperleyerek yavaş yavaş dökün ki... Bravo. Güzel bir kremamız olsun. Kremayı biz yapıyoruz işte böyle saleple. Bu kadar güzel kokuyor ki şimdi şunu içmek istiyorum. Ama hayır, döküyorum. Dökün. Yavrum elleri yandı. Buradaki amaç ısıyı yükseltmek üründeki. Çünkü bunu tekrar ocağa alacağız. Ve orada artık kremamız yoğunlaşacak. Hala devam. Yavaş yavaş, öyle mi? Evet. Aslında artık birden tamam dökebilirsiniz mı? Çünkü ürünün ısısı yükseldi. Hatta hiç onu da boşaltmayın. Direkt gel bunun içine koy. Heh. İçine dökelim. Evet. Ve ateşe mi götürüyoruz? Evet. Benim de ellerim yanabilir. Ama soğudu, hayret. Açıyorum tekrar. Evet, zahmet olmazsa. Rica ederim. Ne demek ya? Büyük bir keyif. Evet. Bunlar bana ev kepçeyi hayatımda... Kepçeyi şey yapabilirsiniz. Bir dakika, sevgili seyircime söyleyeceğim bir şey var. Alayım mı kepçeyi? Aynen. Kepçeyle işimiz kalmadı. Çırparak. Bitti. Çırparak yapıyorum. Ev hayatımda, mutfak yaşamımda burada yapmış olduğum program bana çok şey kazandırdı. Değerli seyircilerim. Hakikaten hem çok daha özenliyim, hem besteler zaten yapardım. Şimdi daha da fazla, daha da akıllıca yapıyorum ama. Dikkatli yapıyorum ve ayrıca süslüyorum. Bir şey var yani, bana bir yemek yapma zevki geldi. Ben daha çok sebze yiyerek besleniyorum. Öyle ki inan bana, pasta sebzeden pasta yapıyormuşum gibi çalışmak çok güzel oldu. Yeter mi? Ben alayım. Daha çabuk, evet. Vah. Evet, buna erkek kuvveti lazım. Çok güzel. Artık bir krema haline geldi. Çok güzel oldu. Şimdi bu arkadaşı da ocaktan alacağım. O arkadaşı da alıyoruz. Hepsi arkadaş. Ne yapsınlar? Bütün günleri mutfakta geçiyor. Çocuk yaşlarından itibaren ne arkadaş var ne bir şey var. Yani bilye oynasa bununla yemekle oynuyor. İp atlasa yemekle atlıyor. Onun için hepsinde de arkadaş. Kaldırıyorum. Evet. Bir paket vanilim var. Vanilya da çok severim vanilyayı. Aroma katması için. Vanilyanın fazlası uyku veriyor. Haberiniz olsun. Mesela arabada vanilya asarlar ya koku versin diye. Vanilyalı kokular uykunuzu getirebilir. Onun için yolculuk sırasında arabanıza vanilyalı koku almayın. Ben hemen şuradan bir parça... Ne? Yağ mı? Evet. Çok güzel. Krema çok güzel görünüyor. İçine yağ mı atıyoruz? Evet. Bir yemek kaşığı kadar. Fazla değil. Onu eriyecek şimdi bunun sıcağında. Yine margarin koyduk. Şimdi bir püf nokta söyleyeyim. Hatta iki tane söyleyeyim. Evet. Vanilini en son daha demin attık. Yani pişirdikten sonra, kremamızı yaptıktan sonra attık. Çünkü bunun sebebi, eğer ki vanilini daha önce atarsak bir acılaşma yaratıyor bazen. Bu acılaşmayı istemediğimiz için en son katıyoruz. Aynı şekilde tereyağını da en son katıyoruz ki... Bu tereyağı mı? Yani. Bu margarin. Aslında margarin yapacağız demiştik değil mi? Aynen. Tatlıda. Ama sen tereyağı da oluyor ben diyorsan... Ben hep şey yapıyorum böyle...
Ne yapıyorsun? Nasıl diyeyim? Genelde karıştırırım böyle margarinle tereyağını. Peki. Burayı... Yağ benim için yağdır bunlar. Tamam, burayı o zaman. Ama margarin. Böyle çok ilginç bir hale geldi. Yapışmaz bir hale geldi. Elinizle alıp jöle kıvamında sanki. Ama tabii şimdi onu güçlü bir karıştırmayla. Tabii erkek kuvveti çok önemli. Her zaman söylüyorum. Biz kadınlar efendim güç konusunda erkeklerle birkaç fazla dumbbell falan çalışarak ancak herhalde, değil mi? Sizin gibi olabilirsiniz. Estağfurullah. Siz 100 çekiyorsanız bizim 500 çekmemiz gerekiyor dumbbell. Evet. Şimdi kremamız da oldu. İç kremamızı yaptık. Bunu da yine bir aynı şekilde soğuması için. Bir tabağa koyalım. Evet. Şimdi ortaya ne çıkıyor? Bir de kek mi yapacağız? Yok, kek değil. Zaten pataşu hamurumuz bu. O. Hamurumuz bu mu pataşu? Evet. Hamurumuz bu. Evet. Vallahi çok ilginç bir şey olacak bu. Nefis koktu, haberiniz olsun. Yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz değil mi bizimle beraber? Evet. Tamam. Dur ben onu birazcık daha sıyırayım da ziyan olmasın. Evet. Şimdi gençler bize öyle öğrettiler. Arkasından ağlar falan size diyorlar mıydı? Bak ne çok çıktı. Yani biz daha çok israfa karşıyız. Siz mi karşısınız? Her şeyi... Karşı yani... mısınız israfa? Ha? Tabii. Onun için bunları burada bıraktım böyle. Karşı oldun şimdi. Evet. İşte büyük farkı her zaman. Her zaman büyük farkı öyle. Bizden öğrenecek çok şeyiniz var. Evet. Yeter. Aynen. Peki. Gerisini. Bunu da yine şöyle evet. Bir yayalım ki çabuk soğusun. Balttan parmağını yalarmış. Evet ama ben öyle bir şey yapmayayım şimdi. Yok. Sileyim. Hatta şöyle yapayım mı bak. Hop. Eldivenlerim temiz. Eldiven olması yani ben elimi onun için sokmadım. Söyle bana yapayım oğlum. Peki böyle böyle yapın. Şimdi bu da soğuyacak. Bu da soğuyacak. Bu arada ne yapacağız? Bu arada bu arkadaş soğuduysa bunu yumurtasıyla birleştireceğiz. 5 tane miydi yumurta? 5 yumurta. 5 yumurta. Evet. Şimdi bunu bir çırpma. Şurada da var, orada da var. Ben de bunları bir güzelce evet ıslatayım ki yıkamaya kolaylık olsun. Mutfağımızı da efendim öyle bir hale yapalım ki, getirelim ki sanki hiç iş yapmamış gibi olalım. Bir yandan temizleyelim, bir yandan yemeğimizi pişirelim, tatlımızı yapalım. Evet. Şunu şöyle bırakayım. Çırpıcı ister misin böyle bir şey? Evet, zahmet olmazsa. Rica ederim. Hemen şöyle ayırdım. Buyurun efendim. Yeter mi? Okey. Bunu da kaldırıyorum. Bunu da yıkıyoruz değil mi? Evet. Evet. Onlarla artık işimiz kalmadı. Artık kalmadı işimiz. Güzel. Bunları şöyle kaldıralım. Hoppa. Hepsini suyun içine koydum çünkü zor çıkacak şuraları da onlar. Bir hemen şöyle elimle onları da hemen temizleyelim. Biz tezgahta çalışmayı... Eldiven kullanmayı sevmiyorsun galiba. Yani pek sevmiyorum açıkçası. Pek sevmiyorsun. Çünkü... Onlar da aslında yararlı bir şey değil. Aa, tabii. Şimdi dur. Kimyasal sonuçta yani onlar da... Ama işte çok ısınmazsa çok bir zarar olacağını zannetmiyorum ben de. Isıtıp da içine akıtırsa kötü tabii. Evet. Ve... Şöyle hafif daha eğer sıcaklığı varsa birazcık açarak sıcaklığını gidereyim. Biraz su içmek istedim. Tabii ki de. Şu anda kış mevsimindeyiz. Hatta bugün yeni yılında ikinci günü değil mi? Evet, bugün evet, 2 Ocak. Bugün 2 Ocak. Dışarıda karla karışık yağmur yağıyor. Ama burası nasıl sıcak size anlatamam. Yemekler yapıyoruz şahane. Allah herkese soğukta ısınabileceği anlar, zamanlar nasip etsin inşallah. Amin. Sen böyle elini böyle yapacak mısın? Efendim? Elinle böyle yoğuracak mısın onu? Yok, elimi kullanmayacağım. Çok merak ettim vallahi. Direkt nasıl çırpıcıyla. Olacak? Çırpıcıyla. Çırpıcı dediğiniz elinizdeki mi? Şu mu? Yok, çırpıcı bu. Hı hı. Bu spatula.
Yumurta ile beraber. Aynen, yumurtaları yedireceğiz. Daha var mı bakayım? Sıcak yani sıcaklığına mı? Göre. Tamam, olmuş. Olmuşsa hemen olmuş. Geçebiliriz. Şimdi 5 adet yumurtam var. Bunları teker teker kırmanız gerekiyor. Teker teker yedirmeniz gerekiyor. Yoksa birden şey olabiliyor. Hop. Ne derler ona? Hemen başla. Aslında elinle şöyle şöyle yapsan daha iyi değil mi? Açılması gerekiyor. Böyle böyle açılıyor öyle mi? Peki. İyi yiyor daha doğrusu yumurtayı. Yiyor. O da bir şeyler yiyor. Koyayım mı? Onu da koyalım. Son yumurtamızı da ekledik. Bak çok güzel oldu ama vallahi çok büyük güç istiyor. Söyleyeyim ben. Evet. Yani bu evde gözüktüğü kadar da kolay değil. Kollarımızı şu tuzluk var ya, hanımların tuzluğu belli bir yaştan sonra. Bende olmaz deme, olmaz olmaz deme, olmaz dediğin oluyor. Onun için bu tuzluklar için falan bunları böyle sağ eli sol eli. Versene biraz, bir deneyeyim bakayım. Vallahi çok zor. Sen ne yapacaksın şimdi? Of! Aman! Bunu aman yaptıktan tane. Sonra bir sıkma torbasını alacağız. Ve bunu mu alacağız? Tabii. Ha, şunu? Onu da alacağız ama o biraz daha soğuyabilir. Bu böyle mi? Bu kadar mı? Pişmiş hali mi bu? Bitti. Hayır, bu pişecek daha. Pişecek daha. Ay, insanın yiyesi geliyor. Yani pişmiş desen çok mutlu olacaktı. Şu anda zaten şu hamuru genel olarak tas süz bir şeydir hani. Biliyorum. Öyle güzel bir şey şeker değil. Şeker koymadım. Aynen. Bunun içine sıyıracağız. Siz yapın. Ben yapayım. Tadını çok merak ettim. Bir defa salep var içinde. Evet, harika görünüyor. Ama hakikaten pişmesi gerekli. Yapacaksın şey tavaya. Onu fırın tepsimize tepsimiz var. Sıkacağız. Tepsimizi hazırladık. Üzerine yağlı kağıdını koyduk. Yağlı kağıt da muhteşem bir etki. Yağlı kağıdı bu arada buruşturarak soktum. Çünkü neden? Normal koyduğunuzda tekrar katlanıyor. Hmm. Ama buruşturduğunuzda onun artık şöyle şey şöyle modu aynen bozuluyor. Bozulduğu için daha kolay çıkarıyorum artık eldivenlerimi. Aynen ben. Çıkarabilirsiniz. Gitti. Çünkü ellerim de terledi. Evet. Şöyle bir bakalım şimdi. Orada da bir tane şeyiniz var değil torşon. Mi? Ne? Torşon. Torşon. Aynen. Onunla her şeyi yapıyor. Hem tutuyor tencerenin kenarlarını, bıçağı sildi, elini sildi. Bize çok yardımcı olan bir şey. Sıkma torbamın ucunu kestim. Şuradan bakayım şu taraftan. Bu kolay bir iş değil değerli seyirciler. Pastacılık zor bir iş. Şu da çok zor bir iş. Öyle şimdi, hani sıkıyor da oluyor falan ya. Evet şimdi. Bunu şöyle ceviz büyüklüğünde. Gayet dikkatli, özenli. Aynen. Ben tutayım. Çok teşekkür evet. ederim. Ve biraz da aralıklı çünkü bunlar kabaracaktır. Evet. Ve mutlaka sıkarken elinizi kaldırmayın. Hani sağa sola sıkmaya çalışmayın. O kendiliğinden yayılır. Bunun içinde şeker yok. Sadece un var, yağ var, su var. Tuz var ve gıda boyası. Yarım çay kaşığı kadar tuz ve bir de gıda boyası var. Ben anlatayım bakayım öğrenmişim. Önce yağ ve suyu güzelce kaynattık, ısıttık. Sonra içine ununu döktük ve karıştırdık. Güzel bir kıvama getirdik. Ondan sonra zaten onların belli miktar ölçüleri var. Sonra içine boyasını koyduk. Değil mi? Evet. Kumaş boyası değil, pasta boyası. Her çeşit, her renk boya gıda var. Boyamızı. Harikulade efendim. Yenilebilir gıda boyası. Yenilebilir gıda boyası. Ben hala onlar benim kafamda soru işareti ama yine de bilemiyorum. Eğer pastacılar bu olur diyorsa demek ki zararı da yok. Çünkü denetimden de geçiyor. Şöyle gayet koyalım. Gayet güzel. Evet. Bu kadar mı? Birazcık su alacağım. Şu üstlerinden çıkan bombeli kısmı, sivri kısımları suyla beraber. Bakalım ne yapacak? Şöyle parmağımızı batırıyoruz. Şöyle hafif suyla. Şu üstlerini düzeltiyoruz. Çünkü bunlar piştiğinde kabaracaklar ve bu sefer Noel Baba şapkası gibi dururlar. Evet ama demek ki böyle olması gerekiyor. Asıl
kremasını nereye koyacağız? Onu İçine. Merak ediyorum. İçine derken. Benim piştikten sonra. Aynen, piştikten sonra içine sıkacağız. Ha, neyle? Aa, işte. Yine sıkma torbasıyla. Tamam. Bu kadar küçük şey. Bunlar büyüyecek. Evet, tabii. Şişecekler. Sıkma torbasıyla içine sıkacakmışız. Tamam mıdır? Tamamdır. Peki, hadi bakalım fırına koyalım. Fırınımıza atacağız. Ve çıktı işte. Hepsi buradalar. Hatta benim kumaşımda da aynı renk gibiler sanki. Ne tesadüf. Çok güzel oldu evet. Bunlar. Yani elimizde hani heykel sergisinde falan böyle şeyler yapıyorlar. Sonra diyorlar ki bunu siz şekillendirin bakalım. Neyse o kocaman bir kütle. Evet, burada çeşit çeşit şekiller var. Şimdi merak ettim, nasıl yapacaksın onu? Pastacı kremamızı sıkma torbasını aldım. Ucuna da bir duy taktım ki daha rahat profiterollerin içine nüfus edebilsin. Şöyle bir bıçak, şu bıçağımı alayım. Şöyle profiterollerin altlarını, sıkacağımız yerleri şöyle deliyorum. Dikkatli delin, kırılmasın. Evet. Çok sert. Yumuşak ama sert. Çok garip bir şey yani. Yumuşak bir sertliği var. Şey kabuğu gibi, yumurta kabuğu gibi. Aynen. Aa, evet. Bak, korkarım ben mesela öyle. Çok zor bir iş. Şu anki yaptığı iş hiç kolay değil. Hakikaten uzun bir beceri istiyor. Şimdi yapacağı da kolay olmayacak. Böyle bunların içine kremayla. Bu arada sütümüz kaynadı. Atayım mı içine çikolatalarını? Evet, onu da ocaktan alırsanız. Alayım öyle. Burada eriyecek. Öyle Aynen. mi? Peki, çikolataları da koydum. Beyaz çikolata yapıyoruz biz. Sütümüz ve çikolataların şeyi iyi mi? Kapatıyorum ocağı. Evet. Kapattım. Bunu karıştırarak eriteceğiz. Peki, şöyle size kaşık vereyim. Eriteyim. Yaklaşık bir su bardağı yapayım. Kadar, yani bir su parmağından iki parmak eksik. Bir su bardağı. Sütümüz var. Ve içine yaklaşık 80 gram fil dişi çikolata koyduk. Yaklaşık 80 gramın 3-5 gramını ben biraz önce çaktırmadan, çok acıktım, kan şekerim düştü. Lütfen acıkmayın. Çünkü acıkınca kan şekeriniz düşüyor ve canınız tatlı istiyor gibi zannediyorsunuz. Fakat büyük bir tehlike o. Değil mi? Aslında öyle bir şey yok. Acıkmışız. Tabii. Aslında bu şeker hastalığında çok Allah oluyor. Allah korusun. Şeker hastalığına da kapı açıyor. Vaktinde, zamanda beslenmek gerekiyor. Hatta canınız çok tatlı istediğinde acıktıysanız hemen bir yerde böyle ufak bir şey atıştırın. Mesela biraz peynir alın, eve götürürken ucundan bir parça yiyin, o bile doyum sağlar. Tabii ki de. Ama tutup da efendim sandviç içinde bilmem ne alırsanız yine zarar. Şimdi soğuyacak mı bu? Yo, ben sunum için bu kadar profiterolü yeter görüyorum. Peki. Şunları tekrardan sonrasında sıkacağız. Bu ne olacak? Bunları şöyle hafif karıştırıp soğutacağız. Hemen şöyle. Daha sonra üstlerine dökeceğiz. Bunun soğuması zaman alacak. Başka bir kaba geçirelim mi? Soğuk bir kaba. Bak şöyle yapalım mı? Şuna şimdi koyalım. Benmari usulü dediğim. Yani benmari değil tabii. Bu da koy şunu. Şunu ocakta koyalım bence. Koy. Ha, dök 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 dök. Evet. Şimdi daha kolay soğuyacak. Anneli biz küçükken çocuklarımızı mamasını soğutmak isterken tastan tasa yapardık. Hatta şunu da şöyle soğutayım. Şimdi bundan onu alacağım, aktaracağım. Bunlar da hep bakın. Gel buna şimdi. Ver bakayım bana. Çünkü ısındı. Hop. Giderek soğuyacak. Bunların hepsi birer tecrübe elbette ki. Evet. Bunu da soğutuyorum. Siz karıştırmaya devam edin. Bak gördün mü? Hala sıcak. Dök. Hmm. Böylece de bir yol daha. İşte yavaş yavaş artık. Sonra üzerine ne var? Antep fıstığımız var. Evet. Üzerine dekor olarak yapacağım. Dekor olarak Antep fıstığını da koyacağız üzerine. Efendim. Şöyle alayım. Fena değil mi? Bence de. İyiymiş.
Bunları şöyle bir kaşıkla. Sulu oldu olsun. Öyle mi? Tat verecek diyelim. Tat verecek. Peki. Belki biraz daha sütü az olabilir evet, miydi? Evet, olabilir. Evet, biraz daha sütü az olsaydı azıcık daha kıvamlı olacaktı ama yine de soğuduğu zaman bu elbette daha büyük bir kıvam kazanacak. Harika. Şöyle kaşıkla yapayım, elinizi sürmeyin. Kaşıkla, fıstıklarla da süsledik. Süte koymayıp çikolatamızı çok az bir sütte eritseydik o da bence hoş olabilecekti, değil mi efendim? Evet. Çok süt koymuşuz. Peki. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil, hiç sorun değil. Öyle olabilir. Şunu da şöyle yaptım. Peki. Çok güzel oldu. Harika evet, görünüyor. Şunu da kaldırayım. Çünkü kuş bakışta bakın yukarıdan nasıl görünüyor görüyor musunuz şu anda? Onu da kaldıralım efendim. Şöyle harikulade bir profiterolümüz oldu. Öyle evet, mi? Evet. Salepli kırmızı kadife profiterolümüz en çok hazır. Salepli tadı merak ediyorum. Tadına bakacağım tabii. Hatta şuradan şöyle bakayım ben tadına. Çünkü onun şeklini bozmak istemiyorum. Bir parçacık şöyle salepli krema. Harika. Ve natural. Evet. Sevgili Utku, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok ne güzel demek oldu efendim. Yolun, şansın, bahtın açık olsun. Teşekkür ederim. Hedeflerine kavuş inşallah. Sevgili seyircilerim, şimdi yapın şöyle sıcacık tavşan. Tavşanın nesi olsun? Tavşanın gözleri de kırmızı kırmızı. Kan demeyeyim de şimdi. Evet, böyle çok güzel rengi, tam çay özletecek bir çay renginde çay yapın. İçine bir tane karanfil, bir lokmacık da kabuk tarçın atın. Yanında da bu. Demeyin keyfinize efendim. Tekrar görüşünceye dek afiyet olsun. Afiyet olsun.